Evet sevgili izleyenler, bu hafta da Kıbrıs Genç TV Saç Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Bugün yanımda sosyolog Kudret Akay var. Programımız saç şekilleri. Tarih içinde saç şekilleri nasıldı? Saç şekilleri ne anlama gelir? Başlıkları altında saçı tekrar inceleyeceğiz Kudret Bey'le birlikte. Kudret Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Herhalde iyiyim. Bilmiyorum. Bir farklı bir programda buldum kendimi. Bu ilk defa mı böyle bir programa katılıyorsunuz? Evet, herhalde. Evet, herhalde. Hep işte. Daha siyasi konularda danışmanlık yapıyorsunuz sanırım. Yani şu anda danışmanlık yaptığım yok ama çalıştığım alanlar genellikle onlardı. Tabii kültürel alanda çalışmak da sosyolog olarak, sosyal bilimci olarak ilgi alanının içerisine giren bir şey. Orada yaptığım zaten bir çalışma vardı. Seninle ilginç oldu. Konuşma sırasında abi bu programa katılır mısın dediğin zaman ben yani saç konusunda ne diyeceğim diye bir düşündüm önce Evet. doğrusunu istersen. Sonra üzerine çalıştığım insanların kendilerini ifade etme biçimleriyle benim dahi dikkatimi çekmeyen birçok figürü, birçok göstergeyi sosyal medyada özellikle örnek alıp işte bu çalışmamda kullanıyorum, daha bitirip yayınlamadım ama orada saça gerekli önemi vermediğini fark ettim benim de. Evet. Sen saç deyince dönüp o çalışmama bir daha baktım. Sonra yani başka bir alan da açacağını düşündüm önüme. İnsanların kendilerini ifade etmekte, saç faktörünü de Evet. kullanmakla. Bu programı da söyleyeyim desem böyle kısaca bir yani artık bir giriş tadında konuya Evet, küçük evet. bir araştırma yapabildim. Onu işte bir ucu açık şekilde bir konuşalım çünkü üzerine daha sonra birçok şeyi inşa etmek gerektiğini Evet. düşünüyorum en azından kendi çalışmam açısından. Yarınki köşe yazınız ne bu arada? Yarınki hazır mı köşe Evet, yazınız? yani bir konudan bir konuya sıçramak zorunda kaldım bugün bilgisayarın önünde. Yarınki konum şey yani yine Kıbrıs konusu üzerine Evet. gelişmeler. Pazarı ama bunu kullanmayı düşünüyorum. Pazar günkü yazımda herhalde şey insanların kendilerini ifade etmeleri falan filan olabilir. Fakat şeyi de bitiremedim yani. Yarın yayınlanacak yazımın bir devamı da olması gerekiyor pazar gün. Çünkü çok geniş bir konu. Bilmem artık bir yerlere sığdıracağız bunu da. Evet. Peki Kudret Bey, size göre saç şekillerinin sosyal hayattaki anlamı nedir? Ne anlama gelir saç şekerleri? Bizimle ilgili saç şekerleri dedim yalnız. Saç şekilleri. Bizimle ilgili ne tür ipuçları verir? Sadece saç şekil, evet saçın şekilleri tabii istilleri şeyleri önemli. Bu arada şey söyleyeyim, bu araştırmamı yaparken tabii Türkçe kaynak hemen hemen hiç yok. Evet. Çok Maalesef. kötü bir şey o. Ama İngilizce bayağı bir şey var konu üzerine. Tabii bir sosyal bilimci olarak bakmam gerekiyor. Ben moda olan hangi stildir, hangi markadır falan konusunda şey yapamam yani çalışacağım bir alan değil, kendi alanıma girmiyor ama onların toplum içerisindeki etkileri, toplum tarafından nasıl tüketilip, nasıl üretilip, nasıl taşındıkları tabii ki çalışma alanıma girer. Saça da baktığım zaman karşıma çıkan çok önemli bir şey. Niye bu kadar zaman üzerine düşünmedin diye de sordum. Saç esasında birçok sosyal faktörün bir göstergesi olmuş tarih içerisinde. Kadınla erkeğin, yani toplumsal cinsiyetlerin belki de en uzun süreli ayrıştırıcı, en uzun süreli ayrıştırıcı göstergelerinden biri olmuş. Bu çok önemli bir faktör. Sosyal sınıfları ayrıştırmakla, sosyal sınıfların kendilerini diğerlerine göre tanımlamakla ayrıştırıcı bir özellik olarak, bir gösterge olarak kullanılmış. Etnik grupların kendilerini diğer gruplardan ayırt etmek için çeşitli modelleri kullandıklarını görüyoruz. Din çok önemli. Tabii. Türbandan tutun, burkaya kadar, Katoliklerin saçlarını kazımalarına, Yahudilerin saçlarını kazılamalarına. Yani saç belli ki sosyal, toplumsal olayın bütün olguların, fenomenlerin içerisinde bir şekilde varmış. Ve biz fark etmemişiz. Sen her gün kesmene rağmen Biz de veyahut bundan da düzenlemene rağmen. şikayet ediyoruz. Mesela bizim Yani mesleğimizle ilgili neredeyse beşi geçmeyecek, onu geçmeyecek kitap var Evet. yayımlanan. İngilizce literatür çok zengin ama Evet. yani sosyolog, Amerikan sosyolog tespit ettim. Bu konu üzerine çalışma yapmış. Şuradan söyleyeyim hemen. Hangi yılda yaptığını bilmiyorum. Çalışmanın daha detaylarına giremedim ama onun iddiası örneğin kültürler içerisinde kadın ve erkeği ayrıştırıcı en uzun süreli kalabilen göstergelerden bir tanesi saçın kendisi. Sadece diyor
bir tek toplum içerisinde Amazonlarda yaşayan Orinoco isimli toplum içerisinde kadın ve erkek arasında saç bir cinsiyet farklılığının göstergesi olarak kullanılmıyor. Her iki cinsiyetle, her iki cinsle aynı tip model saçları kullanılıyor. Tabii 1960'larda bunun değiştiğini görüyoruz. Erkeklerin özellikle hippie movement'le beraber, hippie hareketiyle beraber saçlarını uzattıklarını, ama orada da yine bir şey var. Saçların çok benzemesine rağmen, yani bir hippie movement'i içerisinde, hippie hareketi içerisinde kadın ve erkeğin saçları birbirine çok çok benzerken, ikisi de uzun saçlı, saçın taranması, bir kuaföre gidilmesi gibi bir kaygının olmadığı, daha serbest bir şekilde sunulduğu veyahut da tutulduğu bir anda dahi, erkeklerin büyük oranda hippie movement içerisinde de bu kez sakal uzattığını görüyoruz. Yani toplumsal cinsiyet ayrıştırıcılığında bir başka faktör, çok geniş bir şekilde, yaygın bir şekilde kullanılmış hippie movement'in içerisinde mesela sakallı bıyık. Hippilerde de bandana kullanılan bir şeydi, erkeklerde de. Evet, kadınlar da bandanayı kullanıyor. Evet, işte 60'lar toplumsal cinsiyet açısından benzeşmeye başladığı bir dönem. Ancak normun dışındaydı hippiler. Yani bir reaksiyondu var olan her şeye. Bir başkaldırıydı, bir özgürleşme hareketiydi. Onlara karşı ama toplumun geniş kesimlerinden dıştan her zaman bir şeyle bakıldı, bir tedirginlikle bakıldı, kabul edilemeyen bir şey diye bakıldı. Ama etkileri oldu mu? Oldu tabii ki. Birçok özgürlük alanlarının açılması açısından özellikle gençlik hareketinin 68'lerde, evet, işte artık şeyine yüksek 64-78 arası belki o dönemde çok önemli etkileri oldu. Yani Vietnam Savaşı'nın belki de sona erdirilmesine kadar bir etkileri oldu. Toplumsal muhalefetlerine, evet, cinsel özgürlükler açısında çok etkileri oldu. Ama saç konusunda bize en yakın tarihte en fazla benzeştikleri dönem. Sonra bu benzeşmenin, hippie movement'inin sonra yine farklılaştığını görüyoruz. Yani 80'ler içerisinde falan. Fakat günümüzde artık toplumsal cinsiyet temelinde bir saç farklılaşması yok, ama insanların çok daha fazla kendilerini farklı ifade etmeleri bazında saç stillerine girdiklerini görüyoruz. Toplumsal cinsiyet belirleyici bir faktör olmuyor. Saçın uzunluğu, şekli veyahut da istili konusunda sanırsam, tabii burada ben de seni sorgulayacağım. Çünkü sen her gün çalışıyorsun. Evet. Meslek gruplarından. Ancak statü olarak insanların hala daha belirli statü gruplarının belirli tip saç istilleri içerisinde dönüp dolaştıklarını, o saç istilleri içerisinde kaldıklarını, yani yine saçın kişinin kendini konumlandırdığı veyahut konumlandırmak istediği statü grubu, kültürel grup, farklı bir grup, bir şeylerle ilişkilendirmekte önemli bir aracı olarak kullanıldığını, evet, görüyorum. Tabii ki kendi işlerinde değişkenlik gösterir. Örneğin bir avukat grubunu alıp bütün avukatların saçları bu şekilde diyemeyiz. Ama yine o gruba, yani daha bir orta sınıfa ait bir profesyonel olmanın getirdiğiyle, kendisini profesyonel olarak gösterme ihtiyacıyla giyimi, kuşamı, saçı da bunun bir parçası tabii ki. Tabii. Var mı şeyler, istisnayı bozan kaideler? Evet. Var ama tabii azınlıkta. Kaideyi bozan istisnalar var. Örneğin şimdi bizi izliyor eminim o, Türkiye'den bir yakınım, tanıdığım avukat. Çok ilginç bir tip. Şey saçlı, at kuyruğu var ama bıyık da var aynı zamanda. Yani bu çok ilginç çünkü hukuk, yargı sistemi şeyin, sosyalist statünün içerisinde bir hiyerarşi olarak düşünürseniz, hiyerarşinin daha bir üst kesimlerinde algılanan, orada olan da orada verdiğiniz imaj çok önemli. Farklı algılanabilir ama belli ki artık öylesine bir toplumsal yapı içerisindeyiz. Birçok şey kabul edilebilir hale gelebiliyor. Evet. Siz ne bileyim, yani şu farkı görüyor musunuz? Size gelen işte genç grubu bir kenara koymak gerekiyor. Çünkü birçok imitasyon var, birçok kopya var. Genç nüfus dediğim işte ne bileyim ben 24-25 yaşlarına kadar belki de daha kendi mesleğine başlamamış. Öğrencidir. Evet. Yani çoğunlukla ya esneme payı daha yüksek. Şey olabiliyor oralarda. Birçok şeyin imitasyonu, kopyası var. Birbirlerine hem benzeme, evet, sosyal gelir grupları, statü gruplarını isterse olsun birbirine benzeme
şeyi daha yaygın olabilir ve aynı saç modellerine örneğin evet. Daha gelir düşük gelir grubundan gelen bir ailenin çocuğu oğlu kızı isterken daha yüksek gelir grubundan olan bir ailenin kızı çocuğu da şey isteyebilir, benzeri bir saç isteyebilir tabii. Bu manada ortaklık çok zaten. Evet, ama daha şeye geçince yerleşik hayat mı diyeyim, yani bir meslek grubuna dahil olduktan sonra emeğin karşılığında, ücret karşılığında çalışmaya başladıktan sonra da artık ait olduğun gruplar sadece sosyalleşmenin değil ama çalışma hayatının sebep olduğu gruplara girince iş orada iş farklılaşmaya başlıyor. Evet, biraz daha tutucu. Evet, yani her şeyden. Yani imajıyla çok dikkat çekmeyen, işte kendisine yakışan, kıyafetine yakışan. Evet. Bu bizim müşteri tiplerinde mesela daha ziyade mesela yazarlarda karşılaştığımız, sinemayla uğraşanlarda karşılaştığımız, oyunculuktan bahsetmiyorum pek, daha kamera arkasında sanatçı olanlar, heykelle uğraşan, resimle uğraşan, herhangi bir şeyle uğraşan mimarlarda mesela yine karşılaştığımız bir şey, onlar daha açıklar. Mesela benim kahkülüm şu ortadan kes diyebiliyor. Ya da şuraya bir tane mavi renk at diyebiliyor. Ondan rahatsız olmuyor. Yani o biraz da yaptığı işle de ilgili, çevreyle de ilgili. Yani burada bu şekilde de biraz sınıflanıyor. Tabii yani içinde yaşadığımız çağda artık kimliklerin veyahut da insanların kendilerini nasıl dışa vurumları ile ilgili analizlerimize farklı farklı bakmamız gerekiyor. Daha farklı analizler yapmamız gerekiyor daha doğrusu sanırım. Şeyde işte yine konuyla ilgili araştırırken karşıma çıkan postmodernite ile ilgili kitaplardan, yapıtlardan bir tanesinde şöyle bir şey geçerdi. Neyi giydiğin değil, nasıl giydiğin artık önemli hale geldi. Bana şeyi hatırlattı bu. İşte yani şeyler var böyle çok moda, isimlerini bilmiyorum ben. Birçok kadının elinde görüyorsun. Aynı tip çantalar. Evet, aynı renk. Benim onunla ilgili çok yani, acayip gözlemlerim var. Yani şey, belli ki bir kısmı imitasyon. Tabii. Onun orijinalini de taşıyan var. Neden orijinalini taşıyor? Statüsünü göstermek tabii. için esasında bir yerde. Bir farklılık göstermek için. Ama o kadar benzer imitasyonları çıkıyor ki o bir başkası da bir başka daha başka gelir grubuna orijinalini satın alamayacak örneğin. Gelir grubuna ait bir kişi de gidip imitasyonunu alıyor. Ama aynı barda iki tane çantayı aynı mekanda görebiliyorsun. Daha da fazla belki. Evet. Tabii burada o imitasyonu taşıyanın da yapmak istediği, vermek istediği mesaj önemli. Bir başka gruba ait olmanın bir ifadesi mi acaba o da? Olduğunun dışındaki bir gruba ait mi yoksa? Esasında bütün bunlar hepsi kayganlaştı mı? Türkçe'de de bir laf bunu okuyunca şey aklıma geldi. Bizde sonradan görme dedikleri bir şey var. Verdikleri örneklerde örneğin bunu halk arasında çok duyuyorum. Ben toplumlarda, kafelerde konuşulurken. Özür dilerim. Ben de ona şöyle diyorum. Aslında bütün insan onu sonradan görmedi değil aynen. mi? Yani şunu çıplak diyeceğim. Doğduysak eğer. Hı. Bu örnekten şuna gidiyorum. Mesela çok sık rast geliyorum. İnsanlar konuşurken birbirleriyle lüks bir arabanın içerisinde giden birisinin davranış şeklinin farklı olması beklentisi var. Neden? Çünkü belirli statü gruplarına ascribe yapılan, onlara verilen değerlerle diğer başka gruplara atfedilen değerler arasında hı hı. kendi kafamızda da farklılıklar oluşturduğumuzun göstergesi bu. Şeyde yadırgarız örneğin bir lüks bir Mercedes'in içerisinde, jipin içerisinde arka koltukla bağlanmamış ayakta duran bir çocuk görürsek veyahut da kolunu açmış belirli stereotipler içerisine koyduğumuz insanların onları kullanmasına karşı toplum içerisinde kullanılan bu laf, sonradan görme lafının esasında bir tarihsel kökenleri de var işte. Evet. Bu bilinçaltına yerleşmiş belirli gruplara atfedilen belirli davranış biçimlerinin dışına çıkmadan kaynaklanan bir şey. Saçın bunların hepsiyle ilişkisi olduğunu görüyoruz işte. Öyle bir meslek seçmişsin ki. Yani hakikaten öyle. İşte kaynağımız yok ama Kudret Bey. Çok sınırlı kaynak var. Şimdi işlev yani şunu bir de şu çok önemli. Saçın tabii bir işlevselliği vardı saç şekillerinin. Sonradan bir statü göstergesi haline gelmesi vardı. İşlevselliği vardı. Fabrikada çalışan kadın işte endüstrileşme çağının ilk yıllarında fabrikaya gidene kadar zamanı yoktu kuaföre gitsin veyahut evde saçını yapsın. En basit şekilde bağlayıp fabrikada
çalışırken kendisine engel olmayacak bir modeli seçip gidip o fabrikada çalışıyordu. Yani saçın modeli bir anlam ifade etmiyordu kendisi için. İşlevsel bir şeydi. Hı hı. Fakat çeşitli imgeleri gözünün önüne getir. Sonradan saçın daha başka şeyleri nasıl yansıtmaya başladığını. Amerikan kovboy filmlerinde. Saçları açık, dağınık, genellikle gür saçlı, sarı saçlı olurdu bu kadınlar. Barlarda çalışan kadınlardı, fahişelerdi. O kovboy filmleri içerisinde saçlarına şey takmış, bir örtük takmış, ne derlerse ona işte taktıkları. Eşarp takmış kadınlar. Evli kadınlardı, iyi kadınlardı. Açık saçla yani dağınık saçla derli toplu saçın Amerikan kovboy filmlerinde o çağı yansıtan nasıl algılandığını gösteriyor toplum içerisinde. Daha da eskiye gidip bilmiyorum şeyi izlemişseniz Sefillerin müzikalini. Tabii. Orada da sokaktaki kadınlar saçları açık dağınık gezen kadınlardır. Evet, o benim yazdığım da bir şeydi. Hatta orada bir sahne vardı, saçını kestiriyor. Evet. Fanten saçını önemli. Kestiriyor, evet. Kısık kozete evet. Para yollamak için. Evet. Çok orijinal bir film o da. Evet. Yani eser. Tarih içerisinde de belli ki içinde yaşadığımız kültürlere, değerlere ve modaya bağlı olarak insanlar kendilerini saçlarını kullanarak farklı farklı şekillerde yansıtmışlar. Evet. Yani işlevselliğiyle ilgili bir veteren vardı, bir video var, örneğin. Evet. Tarihte nerede, nasıl kullanılıyor, ilginç geldi. Bir başına, çok ilginç. Bir bakalım isterseniz. Sevgili izleyenler, şimdi bir veteremiz var. Ona bir 10-15 saniye göz atalım, onun üzerine de bir şeyler konuşacak Kudret Bey bizimle. Well, here we are back in a cave on the banks of the Dordogne River in France, thousands of years ago. And there's plenty of hair, as you can see, on the gentleman, but no hat and no hairdo to speak of. That hair is really interfering with his business. Nearby, the cave woman, his wife, is grilling a fish over an open fire. Now, the caveman is very plainly bothered by that hair that is growing so plentifully on his head in all directions. Suddenly he looks over toward the fireplace and he sees the surviving backbone of a fish that has been eaten. And it gives him an idea. Now I don't say that we have proof that this happened, but it could have happened and some such original discovery must have been made. Now see what he does with the backbone of that fish. Puts up his hair as best he can and uses the backbone or part of it as a side comb to hold it in place. Let's imagine at least that that was the first hairdo. Now we slip forward a few thousand years to the time of the Babonians in the Near East. See what kind of hairdos they had. Well, they not only curled their hair, but they curled their... Evet. Şimdi VTR'de de gördüğümüz gibi. Şimdi günümüzde tabii nasıl yapıyorlar bu saç toplamayı artık? Toka yoksa kadınlar bir kalemle saçlarını topluyorlar değil mi? Ama sen her zaman bir balık bulundur şey. Salonda bir balık bulundur. Balık kasası bulunduralım. Yani bu bayanlar için pratik bir bilgi oldu değil mi? Yani, evet yani devamlı. Balık kılçığıyla saçlarını da toplayabilirler. Evet orada işlevselliğini gösteriyor yani. Şimdi tabii çok büyük bir endüstri içerisinde artık balık. Şeyle yapmıyorsun, kalemle işte pratik olsun diye yapan var ama öylesine bir sektör haline gelmiş ki içinde bulunduğum sektör senin saç üzerinden dönen bir sektör. Günlük yaşamın artık beden, insan bedeni, kişinin bedeni neredeyse onların bir yansıması haline gelmiş. Yani ne bileyim işte o moda şeyleri var, elle vücudu olmuş, ne bileyim ben kozmopolitan vücudu olmuş, kozmopolitan girl deniyor, kozmopolitan woman deniyor. Artık beden kendisini estetik bir hale getirecekten ziyade bir başka tüketimin parçası haline evet. gelmiş artık bir ürün günümüzde. Haline, bir ürün haline
geliyor. Bu arada şu dikkatimi çekti. Biraz önce verdiğim örnekteki sosyolog bu. Evet, Türkçe'ye ben, çevrilmiş ben bu kitap. Ben de evet çevrildim. İlginç. Ben de buna hatta bir teşekkür edeyim buradan sırası gelmişken. Şimdi Dikkat Saçınız Sizi Ele Veriyor adlı kitap. Bunu bizim kuaför meslektaşlar mutlaka okusunlar. Bu kitabı çeviren Esin Eşkinat ve Sanem Öğe'ye de çok teşekkür ederim. Bu çok istifade ettiğimiz bir kitap oldu bizim de. Evet, şeyde yani umarım diğerleri de bulduğum kaynaklar da çevirir daha Türkçe'ye. Ben bulamadım başka. Yani bunun da Türkçesini bulamamıştım. Batı'daki araştırmalar daha çok çeşitli diğer faktörlerle saçı incelemişler. Örneğin wannabe efekt dedikleri bir şey var. Olmak istiyorum. Onun gibi olmak istiyorum. Muhakkak sen de yaşamışsındır. Veyahut da burada olduğumu bilmiyorum ama işte Madonna'nın saçını isterim. Her gün yaşıyorum. Her gün. Mesela buna evet, örnek verirsek kısa örneklerden ne var? İşte Muhteşem Yüz Yıldız isimdeki Hürrem Sultan'ın saçına kullandığı tokalar mesela. Evet. Şimdi bu ya istenir bir şey mi yani? Ama bu istenir. Saçının tokası diyor. Ya da bir önceki Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter'in saçındaki maşa. Yani biz o maşayı 40 yıldır yapıyoruz belki ama orada o şekilde anlatılıyor artık Bihter'in maşası. Evet, işte insanların bir başka şeyle kendilerini ilişkilendirmeleri tabii. Bu yine 60'ların içerisinde çok önemli bir dalga da haline geldiydi ama değil mi? Akım Beatles'ların yani, saç modeli. Evet, evet. Mop saç diyorlardı onlara. Hakikaten bir mopa benzer kesiş şekli. Çok uzun sürdürmedi tabii Beatles'lar o saç stillerini. Doğrudan doğruya bir saç modelinin Beatles'ların kendileriyle birleşerek nasıl bir dünya hareketi haline geldiğini, milyonlarca insanın Beatles gibi gözükmeye çalıştığının çok güzel bir göstergesidir esasında. Beatles'lardan önce o kadar popüler olmayan bir başka akım vardı. Mods diyorlardı onlara. Modslar hala daha var. Mods, modernist, modernlerin kısaltılmışı olarak kullanılıyor. Modslar aksine kısa saçlı. Çok kısa kesilmiş ve düzgün kesilmiş şey giyen takıma benzer elbiseler ama Lambretta veyahut Vespa motor süren caz dinleyen bir gençlik akımıydı. Kendilerini diğer caz, geleneksel cazdan dinleyicisinden ayırt etmek için de geleneksel caz dinleyicilerine biraz da aşağılayıcı bir şekilde trads diyorlardı, traditionals'dan gelme. Modslar çok büyük etki yaptı. Yani bir subkültür, bir alt kültür gibiydi şeyde Batı'da. Hala daha sürdürülür. Ama şimdi şeyi görüyorum. Modsların saç stillerine, giyimlerine dönüp baktığınız zaman ki milyonlarcasını bulabilirsin webde, internette. Mods stilinin hala daha bazı gençlik grupları arasında ama modslukla ilişkisi olmayan gençlik grupları arasında O stilin hala daha var olduğunu, aynı tip saç kesiminin, aynı tip giyinmenin. Fakat başka bir şey katabilir. Örneğin bununla bir küpe koyabilir. Kaşının burasına bir boncuk takabilir artık. O kadar çok farklılaştı ki insanların kendilerini ifade etme şekilleri artık. İfade etmede kendimizi veyahut da bu benim deme ihtiyacı çok yükseldi. Orada da ama artık o kadar bir özgürlük var. Neyle istersen ifade et kendini. İster burana boncuk tak, ister burana küpe tak. Artık neyle ifade edecekleri konusunda bence biraz sorun yaşanmaya başlandı. Fazla mı olmaya başladı? Fazla değil özgürlükler biraz anlamını yitiriyor. Farklı anlamlara gelmeye başlıyor özgürlükler. Bu kaygan bir zeminlerde oluşan bir şeyler artık. Şeyi göremiyorsunuz. Kimliklerin bir sürekliliğini göremiyorsunuz. Bu verdiğim bütün örnekler işte orta sınıfın profesyonellerin saçlarını belirli bir tipte kestirmeleri, çok benzer şekillerde stiller kullanmaları, giyimlerindeki benzerlik falan. Bu şeyde gençlikler arasında içindeki yaşadığımız dönemdeki gençlik arasında çok farklılaştırılıyor artık. Ve bu gençlik büyüyor da. Profesyonel de oluyorlar artık. İşte özellikle iletişim alanında, bilgisayar alanında. Gazetecilik gibi mesleklerde etkin bir şekilde giriyorlar ve o tarzlarını devam ettiriyorlar orada da. Yani bir önceki döneme göre
belirli kimliklerin, belirli davranış biçimleri, belirli modaları kalkıyor ortadan. Bu çünkü o kadar çok çeşitliliğinde sürekli bir şeylerin tüketildiği toplumun içerisinde yaşıyoruz. Özgürlükler artık sınırlarını aşmışken, yani sınırsız bir özgürlük varken özgürlüğün anlamını yitirecek işlerin içerisinde buluyoruz kendimizi. Sürdüremiyoruz hayatımızı. Verdiğim örneklerden bir tanesi, şimdi bir şeylere inanırsınız, bir şeylere destek verirsiniz, içinde bulunursunuz. Hayat tarzınızla uyar sizin ve onun üzerine bir süreklilik gösterir yaşantınız. Şimdi şey görüyorum, işte yeni iskelede şey dökülmüştü, petrol sızıntısı olmuştu. İnsanların bir kısmı duyarlı bir şekilde oraya gidip onu protesto edebilirler. Ama aynı, yani bir grup insan onların içerisinde işte 5-10 kilometre ilerideki veya da 3-4 kilometre ilerideki yine Yeni Boğaz içinde Pulya Festivali'nde bulunabiliyorlar. Veyahut da bir çevre yürüyüşüne katılabiliyorlar. Anlatmaya çalıştığım kaygan kimlikler bunlar. Bugün buradayız ama yarın bir başka yerdeyiz. Onun üzerine idame ettirdiğimiz, sürdürdüğümüz bir kimlik kaygısı kalmadı ortadan. Çünkü benim, ben bunu kendime layık gördüm. Ben böyle olmak istiyorum. Ciddi bir şekilde kendimizi ifade etmede kullandığımız terminolojiyi, düşünüş şekli haline geldi artık. Madem ki tüketiyorum, öyleyse varım. Yani postmodern dediğimiz ya da modernde ötesi zamanların göstergelerinden bir tanesi bu. Değerler evrensellikten öte kişiye aittir. Kişinin değerleridir belirleyici olan. Eğer kişi değerlerini rasyonalize edebilirse neden böyle davrandığını, o zaman bu geçerlidir. Neden böyle diyor postmodernite? Çünkü tipik özelliklerinden bir tanesi büyük doğruların, büyük mutlak doğruların olmadığını söylüyor. Her şey relatif, her şey göreceli bir hale geliyor. Mutlak doğruların, mutlak bilinmesi gerekenlerin olmadığı bir şeyde ne yaparsan geçerlidir durumuna girersin, pozisyonuna girersin. O zaman bir gün çevreci de olabilirsin, bir gün avcı da olabilirsin. Bir gün ne bileyim ben şeye geçip, Rum tarafından geçip alışveriş yapıp bu tarafta ulusalcı bir mitinge katılabilirsin. Öylesine bir kaygan bir şeyde yaşıyoruz, zeminlerde yaşıyoruz ve davranıyoruz bence. Onun için sana gelen saçlarda da bir gün pembe isterse burasını, ertesi gün ben böyle kesim isterim. Şaşmamak ya, gerekiyor. Çok yaşadığımız bir şey. Belki adada olmamızla da ilgili olabilir bu. Hani erken sıkılıyoruz ya biraz. Yok, adayla değil. Yani bu sonunda işte 80'lerden beridir batıda yaşanan bir süreç. Farklı bir şey yaşamıyoruz biz aslında. İnsanların hayatlarını anlamlandırması ile ilgili bir şeyler. Yine postmodernitenin üzerine iyi çalışan düşünürlerden bir tanesi Baudrillard'ın ünlü bir sözü vardı. İşte bütün özgürlükleri elde ettiğimizi zannettik. Cinsel özgürlüğü elde ettik. Etnik ayrımcılığa karşı geldik. Etnik topluluklar oldu, özgür oldu. Kadınlar özgür oldu. Ama bir baktık ki esasında yaşadığımız bir orjiymiş. Orji sonrasında baktık ki bu özgürlüklerin hangisi bizde kaldı? Gerçekten özgür müyüz sorusunu soruyor ki iyi bir kitaptır. Çok güzel tabii, eleştirileri var Baudrillard'ın. Yani öyle bir konumdayız artık. Bizim kendimizi ifade etmekte bir sıkıntımız yok. Ne ile ifade edeceğimiz konusunda sıkıntımız var. Çarpıklıklar göze çarpıyor. Çarpıklık da diyemeyiz ona. Var olan bu. Kendini BMW'unla ifade etmek isteyebilirsin. Ne bileyim Gucci çantanla ifade etmek isteyebilirsin. Saçınla ifade etmek isteyebilirsin. Ama daha önceki ifade şekillerinden farklı oldu bu. Çünkü parçalar içerir. Bir parçayla diğer parçanın birbiriyle uyuşmazlığını görebilir. Daha klasik düşünün bakan birisi olaya. Sanırım sorun olarak ortaya çıkan da bu. Uyuşmazlıklar, kaygan zeminlikler, farklılıkların aynı zamanda tabii bir arada olmasını da getiriyor bu. Doğru. Evet. Saçta bununla çok sık karşılaşıyoruz. Mesela bu hafta saçını küt kestiren birisi bir sonraki hafta saçımı niye küt kestirdim? Hadi uzatmalıyım diyebiliyor. Ama burada nereden besleniyor? İşte sokakta gördüğü bir kadın mı onu etkiliyor? Veya hayatında çelişkiye düştüğü başka bir şey mi var? Başka bir diziden mi bir şey görüyor?
Bu noktada sabit bir duruş yok yani, katılıyorum. Hayır, kayganlık vardır muhakkak. Etkiler çok fazladır tabii. Yani sonunda artık kendi içimizde yaşamıyoruz. Bırakın dizileri, filmleri, internet diye bir şey var. Yani internet bu toplumun esasında sosyal hayatını, kültürel yaşamını çok değiştirdi. Üzerinde doğru dürüst bir araştırma yapıp neler değiştiğini ortaya çıkartmadığımız için tespit edemiyoruz. Hı hı. Benim sana bahsettiğim çalışmayla içine girdiğimde gördüğüm toplum, gördüğüm kesit, tahayyül edilenin, düşünülenin çok ötesindedir. Ama bunlar sadece işte bir televizyon programında söylenerek tanımlanacak şeyler değil. Bu kadar çok üniversitenin olduğu bir ülkede bu alanlarda hiçbir araştırma yapılmaması ayıbımızdır. Evet. Çok büyük bir eksikliktir. Doğru. Ancak ve ancak neden hep Batı'dan örnekleri gösteriyoruz? Sadece yayın yaptıkları için değil, o yayınlar oturup masa başında birinin aklından geçenlerin yazılması değildir. Bir düşünce tarihinin birikimidir. İkincisi ise araştırmanın ürünüdürler. Oturup kimler finanse eder araştırmayı? Akademik çevre, üniversiteler yapar, devlet yapar. Bizde böyle bir kaygı yok. Bu kaygı olmadığı için de çoğu kez toplumu çok farklı farklı alanlarda tanımlamakta zorlanıyoruz. Oturduğun yerden ezbere bir şeyleri tanımlayamazsın. İster sosyal bilimci ol, ister antropolog ol. Eğer üzerine çalışmamışsan, araştırmamışsan, onları daha sonra bir teorik perspektif içerisine koyamamışsam her şey boşuna. O yüzden kendimiz hakkında bilgi üretemiyoruz biz. Evet. Çünkü bilgi üretecek sürecin içerisine bizleri sokacak mali destek yoktur ortaya. Öyle bir yapı yoktur. Onun için sen de istediğin kadar kendi kendini araştırmaya çalış. Kendi gelebildiğin yere kadar geleceksin kuaförlükte. Moralini bozmuş gibi olmayayım. Yok yok. Bence çok erken, çok daha eskiden beri biliyorum onu. Yani. Ama yani bunları tabii deşifre etmek güzel bir şey. Ya bizim mesleğimizle ilgili dediğim gibi hiçbir kaynak yok. Bir elin avucunu, parmağını geçmez. Şey buldum yine araştırırken sizin meslekle, kuaförlük mesleğiyle ilgili tarihçesini. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı bir kitap yayınlamış. Şimdi müfredat kitabı bizim. Müfredat kitabı. Evet, evet, müfredat kitabı. Fena değil yani içerisinde. Çok kategorize etmişler bence yani günümüze gelip de günümüzdeki kültürel hareketlerin, modanın bunları nasıl etkilediği işte konusuna girmiyor. 88'de yazıldı. Tekrar da zannedersem ben zaten o kitaplarla eğitim aldık. Temel eğitim kitabı o zaman, ama sadece bir kaynak. İşte onu biraz daha böyle renklendiren, süsleyen, zenginleştirilmiş, günümüzle de yani hemen hemen kaynaklar lazım. Her üniversitede burada bir şey kültürel çalışmalar bölümü var, iletişim bölümü var. Neden bu şey burada dururken bu konuları araştırmıyorlar ve ne araştırması yapıyorlar merak ederim doğrusunu isterseniz. Kahve içmek daha yani keyifli geliyor. Kitapların üzerine tabii neden böyle oluyor? Bizdeki üniversiteler araştırma üniversiteleri değil. Sonunda üniversiteler öğretim, eğitimi satıyorlar. Araştırma üniversitesi olmak başka bir şey. Tabii devlet burada bir önlem alabilir miydi? Evet alabilir. Hala daha da yapabilir. Belirli kaynağın belli bir bölümünün her üniversite tarafından, her üniversite kendi alanında belirlemekte serbest. Kimisi çevre üzerine çalışmak isteyebilir, orada uzmanlaşmak isteyebilir. Kimisi sosyal bilimler üzerine, kimisi hukuk üzerine. Yani öne çıkartacakları birkaç alanda devlet, işte yüksek öğrenim denetleme, akreditasyon kurulu aracılığıyla örneğin, yasasında bir değişiklik yaparak üniversitelerin kendi saptayacakları belirli bölümlerde kaynakların belirli bir bölümünü araştırmalar için kullanmalarını sağlayabilir. Evet. Bu mümkün. Ama bunu düşünen, bunu öneren, bunu böyle bir kaygısı olan yok açıkçası. Yani neredeyse kaygısız bir toplum haline geldik. Şikayet ediyoruz. Kaygı duysak değiştirmeye çalışacağız. Ancak ve ancak bireysel konumlarımız biraz tehdit altında hissedersek o zaman bir sesimiz çıkıyor. Bu da nedir? Biraz önce söylediğim, ben böyle isterim, ben bunu isterim tercihimiz, o toplumsal tercihin içerisine, toplumsal tercihi bir kenara ittiği içindir. Toplumlar da artık bir toplumdan da bahsetmek ne kadar şey olası, onu sorgulayan duruma geldim. Çünkü farklı farklı ortamlarda, farklı farklı bir araya gelip dağılan, sonra bir başka olgu etrafında birleşen, sonu da onu da tüketip bir başka olgu etrafında oluşan gruplar var. Süreklilik arz etmiyor artık. Süreklilik arz eden bir işte kamuda örgütlü sendikalar
kalmış. Zaten başka bir yerde örgütlü sendika yok. Sendika deyince akla kamu geliyor. Onların çalışma alanları da belli. Ama o toplumsal dinamizmi harekete geçirecek veyahut oluşturacak o dinamizmi. Dinamizm gitti. Onun yerini bence şey aldı. Küçük küçük gruplar. Bugün bir şeyde bir festival etrafında, yarın kaplumbağalar etrafında, o bir gün denize dökülen petrol etrafında, o bir gün şey ne bileyim ben dans etrafında, o bir gün hadi hep beraber bir araya gelelim etrafında, sürekli bir araya gelen, sürekli dağılan, sürekli başka bir grupla bir araya gelenlerin çoğunluğunu yaşıyoruz bir toplum olmanın ötesinde bence artık. Doğru. Vallahi ağzına sağlık ya. Kudret Bey çok güzel söyledin. Evet, bir su içelim. Reklam arası ver istersen. Reklam arası veririm. Sevgili izleyenler. Çok konuştum yine bugün. Yo devam et ya, keyifli konuşuyorsun. Bir reklam arasına gidiyoruz, sonra tekrar birlikteyiz. Markanıza değer katalım. Hayata gülümsedik. Arkadaş olduk. Eğlendik. Yeniden doğduk. Biz hayatı paylaştık. Ve tadını çıkardık. Tam 25 yıldır hayatı güzelleştiren çay. Doğuş Çay. Aşk pırlantayı hak eder. Karasu Gold Kuyumculuk mağazalarında favori pırlanta tektaşlar 1000 TL. Üstelik 1000 TL alışverişlerinizde sonsuz aşk bilekliği hediye. Markanıza değer katalım. Çocuklar gibi şeniz, alışveriş yapınca çok 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 karlıyız biz. Hem hesaplı hem karlı, alışverişte sınır tanımıyor. Sayısız reyonlarıyla yaşama dair tüm tüketim ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Bu yeni bende kim? Alışveriş severim. Evden çıkınca ben Önder'e giderim. Ailecek çok sever, hep beraber gideriz. Alışveriş stresine son verdiren akıllı alışveriş merkezleri Önder Alışveriş Merkezleri. Önder Alışveriş Merkezlerine doyamam. Toplandık çoluk çocuk, ailecek tas tamam. Önder Alışveriş Merkezlerine doyamam. Ailecek gelin, yiyin için, alışverişin keyfe dönüştüğü o anı çocuklarınızla yaşayın. Önder'e gidince biz çocuklar gibi şeniz, alışveriş yapınca çok 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 mutluyuz biz. Önder Alışverişte lider. Evet sevgili izleyenler, Saç Hayat programı devam ediyor bir reklam arasından sonra. Suyumuzu aldık. Kudret Bey, şimdi şey var, bir de biliyorsun
Berberlikten sonra artık kuaförlüğe terfi ettik biz. Yani kuaför Fransızca berber anlamına gelen bir kelime. Fakat biz ona daha çabuk kapıldık, onun asortikliğine. Şimdi berber demiyoruz mesela, kuaför diyoruz. Aslında anlamı aynı. Berber Türkçedeki yüklenen anlamı farklılaştı ama. Yani kelime sözlük anlamı aynı olabilir ama Türkçedeki anlamı farklılaştı. Siz daha şey işte modayı takip eden, sadece saç kesmekle değil, stil verenler, kesmenin yanında boyayanlar. Tabii. Biz artık imaj, kurumsal takılıyoruz. Aynen öyle yapıyorsunuz. Halbuki berberler farklıydı değil mi? Tabii sen Lefkoşa'nın o dönemlerini bilmen. Lefkoşa'nın tanınmış simaları vardı berberler. Berber Ahmet, Berber Salim, daha ismini hatırlayamadım. Buralar şeydi yani, evet, eğer 19. 20. yüzyılın başlarına gidersek ilk anda hizmet eden sektörün içerisindeydiler. Kim giderdi berbere? Zenginler giderdi daha fazla. Sakal tıraşı olmaya sabah sabah. Losyon. Adetlendi. Yani gidenler saygı duyulan kişilerdi büyük oranda. Berber de ama o da saygı duyulan bir meslekti. Çünkü elinde ustura var sonunda, yani istersen duyma. Çünkü orası sosyalleşme mekanıydı da. İnsanlar orada sıralarını beklerken ciddi ciddi sohbetlerin yapıldığı, siyasetin tartışıldığı, tabii, dedikodunun yapıldığı mekanlardı. Tabii. Ve sevilen karakterlerdi şeyler, berberler, saygı duyulan karakterlerdi çok. Tabii kuaförlük her iş dalında şeydik, geliştik sonra. Bilgi düzeyi, ayrışma geliştik sonra, derinleştik sonra o dalın üzerinde farklı farklı alanlara girildi. Artık bir berberde gidip sadece saç kesmek değil, saçın yanı sıra saçı keserken Allah bilir kaç tane şey kullanıyorsunuz isteyen. Tabii çok şey var. Yani. Moda dergileri var artık bir defa. Ama yani cilt berber, cilt moda dergileri. Berber yani şeydi, bir yerin kesilir şeyi vardı. Kan taşı. Tabii. Kan taşı vardı, sakal taşı. Her türlü şey yapardı. İşte kaşları kesme yani, değil mi? Kulak tüylerini böyle tütsüleme. Yani Türkiye'de şey hatırlıyorum, yüz masajı yapıldığını, ıslak şey, sıcak şeylerle, havlular yapıldığını. Şimdi bak şöyle bir şey okuyayım o zaman, o zamanlardan diyelim. Haldun Taner'in Eşeğin Gölgesi adlı iki perdelik oyununda toplumsal, ekonomik, politik eleştiriler yaparken geleneksel Türk tiyatrosunun unsurlarıyla epik tiyatroyu usulaya birleştirir diyor. Şöyle, iki tane karakter var tabii. Bir tanesi Şaban, diğeri de, diğerinin adını bulamadı, Mestan. Mestan eşeği kiralayan kişi. Şaban da eğer bana müşteri gelmiyorsa diyor, ben diyor müşteriye giderim diyor. Panayır'a gidiyor. Eşeği Mestan'dan kiralıyor. Hikaye şöyle devam ediyor. Bugün orada panayır var. Nasıl olsa iş çıkar. Üç kişiyi tıraş etsem, birinin dişini çeksem, bir şişman bayana sülük koyup kan alsam, birkaç yarayı düzeltsem, esnemekten ayrılan bir çeneyi tutup yerine taksam, kırık sarsam, kan çıbanı yersem, rakkase, benli, nergise, manikür, pedikür yapsam, iki katıra bir eşeğe üç çift nal çaksam, gündeliği doğrulttum diyor mesela. Her ve lazım. Ya eskiden berberler yapardı zaten bunları. Nedir ben, o şey çakıcıkları var. Bir tarafını açan şarap açar, bir tarafını açan makas çıkar. Çok amaçlı. İsveç çakısım deniyor. Evet ona. Galiba. Çok amaçlı. Onlara benzer bir şey tarif ettim şimdi. Ama berberlerde vardı eskiden. Tıpkı senin bahsettiğin gibi. Tabii toplum içerisinde işte. Yani toplanılan bir yer olduğu için de zaten öyle. Tabii kuaförlüğe herhalde daha çekici gelir ismi berber demekten, yoksa siz kendi meslek grubunuz içerisinde kendinizi, yaptığınız işleri diğer bir başka işten ayrıştırıp kendinizi başka bir konuma getirmek için mi, o süreçte mi bu farklılık ya oluştu? Bence öyle biraz. Olabilir ya, Fransızcadan gelme tabii. Aslında Fransızca'da yani berbere, Amerika'da ne varsa barber vardı değil mi? Barbur, barbur deniyor. Yani berberlik Türkçe anlamıyla bu süreç içerisinde değişti. O işte erkeklerin gittiği, saçını kestirip tıraş olduğu yerdir. Kuaför artık saç boyayan, saça stil yani, evet, katan, permasını farklı yapan, röflesini yapan. Ama sanırsam şeyde bizde, Lefkoşa'da hatırladığım kadarıyla kadınların gittikleri berberleri de kuaför diyorlardı yıllar öncesinden. Yani sadece kadınlara ait bir yerken. Bir de şey vardı ama eskiden, burada gelin onarıcı.
O başka bir şey tabii. Onarıcı o da tabii, gelin onarıcı o. Duvanı muvanı her şeyini giydirip süsleyen kişiydi. Ama sanırsam kadınların gittikleri berberlere zaten kuaför diyorlardı. Erkeklerin gittiğine berber diyorlardı. Ve sonra süreç içerisinde önce şeyi gördük. Unisex kuaför tabelalarını. Daha sonra galiba kalktı onlar. Sende var mı unisex? Var bizde. Var sizde de var. Kuaför. Bizim ama kapılar ayrı tabii. Yani salon büyük. Evet. Bay ve bayan tarafı kapılar ayrı olduğu için yani unisex gibi. Ama vardı yani İstanbul'da da var, Avrupa'da da var, bu Amerika'da var. Unisex'e çok önce geçildi zaten. Evet. İşte bazı yerler onu kaldırır tabii, bazı yerler onu kaldırmaz. Her yerde aynı çalışmıyor o tip salonlar. Tabii berberlik mesleği böylelikle şu anda hala daha yapılan bir meslek. Berber diye geleneksel anlamda çalışan bir kesim var. Ancak hitap ettikleri şey de yine de orada sosyal statü grupları, sosyal sınıflar arasında ayrışma görüyorsun artık. Yani berberi kullananla kuaförü kullananlar arasında tabii. da ciddi bir ayrışma. Dekorasyonu bile değişiyor. Evet, bir mesela, farklılık oluştu. Artık kuaför salonları daha modern ya da işte biraz country tarzı ama baktığında yine şimdi berberler biraz daha bizim mahallede de alıştığımız hani mahallemizin işte Salim abisi saçımızı kessin gibi işte iki koltuklu, üç koltuklu klasik kolonyaları olan işte usturası, jileti olan. Ama işte hitap ettikleri veyahut da müşteri kitleleri şeyde gerek gelir düzeyi olarak gerek büyük oranda doğum yeri veyahut da köken olarak da kültürel gruplar olarak da nasıl bakarsanız bakın birçok kategoride ayrıştırabiliyorsunuz oralara gidenlerle kuaförlere gelenler arasındaki. Bu tabii çok doğal, kullanılan marketler bile farklı. Evet. Sonunda. Yani bakkal yani, market ayrımı gibi mi? Yani bakkallar kalmadı. Neredeyse hiç bakkal diyeceği her yer market artık. Mahallenin bakkalı diye bir şey kalktı yani Lefkoşa'nın içerisinde. Var hala daha. 3-5 tane küçük ama eski konseptte değil yani. Daha doğrusu bizim nostaljiyle hatırladığımız şeyde değil, konseptte değil. Onu biraz da biz farklılaştırıyoruz. Çünkü kullanan insanlar için büyük bir ihtimalle aynı değerlerle, aynı ilişkilerle devam ettiriliyor. Sadece biz oradan kendimizi çektik. Geçenlerde bir yani arkadaş... Yani ihtiyaçların değişmesiyle, büyümesiyle mi ilgili peki bu? Yok, şimdi bahsettiğim şey sadece o kısmına vurgu yapmak istemedim. Esasında bizim işte bir Lefkoşa nostaljisi var. Lefkoşa'da bakkal vardı, Lefkoşa'da berber vardı. Hepsi var gene. Biz kullanmıyoruz. Kullananlar farklılaştı. Dönüp bu kez ama bizim zamanımızda güzel olduğunu, şimdi kötü olduğu imgesini de vermeye çalışıyoruz bunları söylerken. Bence o da çok yanlış. Geçenlerde paylaştım şeyimde Facebook'umda. Bir arkadaş, benim teyzemin, eniştemin Lefkoşa'nın içinde Şişman Bakkaliyesi vardı. Teyzem, eniştem de onlar. Onların resmini, onlarla röportaj yapmış. Hüseyin eniştemle röportaj yapmış. Teyzemle eniştemin resmini gördüm. Bir arkadaşım Facebook'unda. Gazeteci birisi. Onunla, eniştemle röportaj yapmış. Bunları kullandı. Alıp paylaştım ben o fotoğrafı. Birçok eski Lefkoşalı birçok güzel şeyler yazdı altına. Artık o bakkal yok işte. O bir bakkaldı. O yok ama. Ama gidince işte yemek yemeye zaman zaman gidilen caminin yanında Sabor'a, Sabor'un dibinde bir bakkal var. Onu kullananlar ama artık Lefkoşa'da şimdi yaşayanlar. Evet. Belki de bizim çocukluğumuzda olan aynı ilişkilerin veyahut da benzeri ilişkiler o bakkal dükkanında da şimdiki insanlarla devam ediyor. Ama biz ondan kendimizi soyutladık ve hiç yokmuş gibi davranıyoruz. Çoğu kez gözlerimizi kapatmak istiyoruz bazı şeylere. O da var ama yani o hayat şekli de devam ediyor. Bu tabii bir başka bir şeyin göstergesi oluyor bize yine. Ne kadar parçalara bölünmüş bir toplum olduğumuz. Ne kadar birbirinden uzak, birbirini anlamayan veyahut da birbiriyle konuşmayan parçalar haline geldiğimizi. Evet. Çok iç mi karartıyorum bunları söylemeye? Fevkalade. Yani güzel mesajlar da güzel geliyor böyle saç arasında. Peki, evet. Hatırladığın mesela senin ilgini çeken böyle saç imajına sahip bir kadın var mı? Yok kadın. İkonlardan. Yok ya. İşte bizim şey kendi ikonlarımız mesela, vardı. Nasıl 70'lerde büyürken. Safiye Ayla olur ne bileyim. Hiç aklıma gelmez. Marilyn Monroe olur. Marilyn Monroe deyince şimdi saç şekliyle hatırlıyorum Marilyn Monroe'nun nasıl olduğunu ama
ilginçtir. İşte 70'li yıllar, yani tam şeyden etkilendiğimiz 69'da Woodstock diye işte 400-500 bin kişinin katıldığı Amerika'daki bir rock festivali var. Beatles'lar zaten çıkmıştı, dinleniyordu ama onunla beraber bir hippilik ortaya çıktı. Biz de ondan kenarından etkilenen nesiliz. Oradaki idollerimiz işte uzun saçlı müzisyenler, rock gruplarıydı. Beatles'ları falan aşmıştık. Beatles'ların saç şekliyle çok az dolaştık. Hemen hemen hiç dolaşmadık. Benim nesil şeyle daha uzun saç, şey renkli psychedelic dediğimiz gömlekler, bol paça pantolonlar, topuklu ayakkabılar. Ancak çok da ilginç bir şekilde hemen birkaç yıl içerisinde, şimdi hippinin bir kuaföre gidip veyahut berbere gidip saçlarını yıkattırıp fön makinesiyle fön çektirdiği duyulmamıştır. Mümkün değil çünkü bütün tarzlarına tersti. Hippilik var olan bütün normlara, değerlere, yapılara karşı aykırı olan bir hareket. Biz birkaç yıl içerisinde bütün lise çevresi, örneğin kendimizi Berber Salim'in dükkanının önünde fön çektirmek için sıra beklerken bulduk. Yani hem saçları uzattık hippiler gibi, hem batı müziği de dinledik ama Türkçe popüler müzikleri de aynı zamanda dinledik. Saçlarımıza da fön çektirdik. Acaba şeyle ilgili olabilir mi? Hani saçımız değil, hippilerin çoğunun saçı hatırladığım kadarıyla düzdü. Yok, gerçi dalgalı. Yok böyle canım, bob stili olanlar saç, da vardı. Her evet. türlü saç, uzun saç. Şimdi sana bahsettiğim dönem 74 öncesi. Ben hatırladım dedim bu arada. Pardon, fotoğraflardan. 73, 74, 75, 76 bu dönemden. Yani 72, 76 dönemi arasından bahsediyorum. 74'e kadar iki tane gazete vardı. Halkın Sesi, Bozkurt. Haftada bir Türkçe film gösteren Kıbrıs Radyo Kooperasyonu vardı. Dünya ile bağlantın Halkın Sesi, Bozkurt ne yazarsa oydu. Bütün duyduğun da haftada bir işte klasik bir Türk şeyi izlerdi. Korozyon. Şeyi anlamazdık. Rumca televizyonu. Dünya ile bağlantı başka bir yerlerden, işte arada bir müzik şeyi, müzik dükkanı şeyden, onun çok büyük etkisi oldu. BFBS, British Forces Broadcasting, İngiliz üstlerinden yayın yapan, İngilizce yayın yapan İngiliz radyosu vardı. O dünyayı çok yakından takip ediyordu müziksel açıdan, müzikal açıdan. Oradan dinlediğimiz müziklerle plakçılar, birkaç tane bunları takip edenler gidip bu yeni parçaları, yeni müzik gruplarıyla bizleri tanıtıyorlardı. Ve tabii işte bir listedeki plaklar tertiplenirdi buna göre. Bunun üzerinden işte Hüseyin Kanatlı çok önemliydi. Yani listedeki plaklar, anket vardı. Orada onları çaldık sonra. Bu şekildeydi iletişimimiz dünyaya. Yani dolaylının dolaylının dolaylısıyla bize geliyordu. Onlar gelirken tabii işte Hey dergisi gelirdi. Bir müzik dergisi vardı takip ettiğimiz. Ses Hayat tabii bize uygun değildi. Ses Hayat ev kadınına yönelik şeydi. Magazinseldi daha fazla. Bizim takip edeceğimiz şeyler çok kısıtlıydı. Ve bir kişi aniden bir yerde gördüğü bir imajı, bir sanatçının, bir rock grubundan birinin bir kıyafetini giyince 3-5 kişi onu başladı takip etmeye, aynı şeye girmeye. Bir de çünkü arkadaş grubu arasında bizim Lefkoşa'da çok ilginçti. Babası ayakkabıcı olan vardı. Ona özel ayakkabılar bir kişimiz yaptırdı mı diğer hepsi onun varyasyonlarını yaptırırdı. Böylelikle gene hippilerle hiç ilişkisi olmayan, hippi gibi giyinip ama altından bu kadar topuklu ayakkabıyla dolaşan bir gençlik vardı orta yerde. Hippiler sandallarla dolaşırlardı, sandaletlerle. Yani küçük toplumda yaşamanın, evet dünyaya kapalı bir toplumda çok uzun yıllar yaşamanın getirdiği bütün dezavantajları yaşadık. Şimdiki jenerasyonlar, şimdiki genç kesim, artık büyümekte olan kesim veyahut hatta olgun kesim, büyüyen kesim. İstedikten sonra bütün dünya önüne açık. Tabii şu an öyle. Tabii. Ancak onu nasıl kullanacağımız, ondan nasıl yararlanacağımız konusunda birikmiş bir sosyal kültürel sermayeden yoksunuz. İnternet orada, her türlü bilgiye erişebilirsin ama bu bilgiyle ne yapacaksın? Neden bilgiye erişeyim sorusu önümüzde durur ve onu bilmiyoruz neden erişmemiz gerektiğini. Güzel bir müziği takip etmek için evet, çok ilginçtir. 15 yıllık, 16 yıllık şeyler, mesela caz dinleyicisi burada yoktu. Şu anda ciddi bir caz dinleyicisi var ama bir bakıyorum, caz kültürü oluşmuş mu? Hayır, oluşmamıştır.
müzisyenler arasında dahi çok ender vardı sadece cazla uğraşan. Çünkü belli ki onu besleyecek ortam yok sadece ona bağlı kalsa. Ama şu da tuhafıma gider, bir gün caz çalıp bir gün şey reggae çalmak şey gelir bana. Doğru. Farklı bir şey gelir. Bu da işte içinde yaşadığın toplumun seni bir sosyal sermaye, diğer finansal destek daha sonuna gelir. Senin varoluşunu sağlayacak yapılar yok bizde. O yapılar olmadığı içinse bir gün bir yerde, bir gün bir yerlere başka şeyler yapmak zorunda kalıyoruz. Bir eksiklik burada. Bu giderilebilecek bir şey mi? Evet, küçük toplum olmanın her zaman bir sıkıntısı olacaktır ama çok büyük avantajları da olabilir sana. Bunları utilize, bunları kullanma şeklini maalesef kaygımız olmadığı için, ne devletin ne güçlenen sermayenin böyle kaygıları olmadığı için kendi kendimize bir şeyler yapabildiğimiz kadar yaparız. Ama büyük bir bölüm insan, şey hariç, şanslı bir kesim vardır ki batıya gidip, Avrupa'ya, farklı ülkelere gidip eğitim alan bir kesim vardır. Onların içerisinden en azından bir grup dünyaya açıktır. Dünyayı nasıl takip edeceğini öğreniyor. O takiplerini kendi meslek dallarında burada devam ettirebildikleri müddetçe olumlu bir şeyler olur. Evet. Ama onların da sıkıntıya girdiklerini gözlemlersin çoğu kez. Neden? O bahsettiğim altyapının, sosyal birikimin, kültürel birikimin olmayışından dolayı. Herkes en sonunda ayak uydurmak zorunda kalır. O ayak uydurma da işte bizleri böyle pasifize eder, yeniliklere kapalı bir hale, sadece kopyalarını alıp kopyaları üzerinden bir hayat kurmaya yönlendiriyor bizi. Evet. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Evet Kudret Bey, programın sonuna geldik. Bana işaret ediyorlar. Galiba bizim bu programı artık haftada 2 saat yapmamız gerekecek. Çünkü süre yetmiyor. Başlıyoruz, hemen bitiyor. Yani uygulamalı da yap. Ayda bir sana geliyorum zaten, saçları kesmeye burada yapan daha güzel olur. Olabilir. Evet sevgili izleyenler, Saç Hayat programı bu haftada Kuzey Kıbrıs Genç TV binasından canlı yayınla sizlere ulaştı. Bu haftaki konuğumuz sosyolog Kudret Akay'dı. Çok teşekkür ederim kendisine. Ben teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.